Herkese selam gençler ben Burak hocanız. Bugün sizlerle birlikte kimyasal tepkimelerde dengenin 8. dersiyle birlikteyiz. Şimdi biz konularımızı gördük tamam. <laughs> Sen de konuları benden dinledin tamam. Ama yani soru çözmeden biz bu konuları pekiştiremeyeceğiz ki. O yüzden şu an gördüğün gibi hemen hızlıca sorularımıza geçiyoruz. Seri bir şekilde yapman gerekenleri tane tane ifade edeceğim sevgili arkadaşlar. Şimdi bize ne demiş? Kapalı ve sabit hacimli bir kapta. Sabit sıcaklıkta. Bir kere sabit hacimle karşılaşıyorsun sevgili arkadaşım. Aynı zamanda sabit sıcaklıkla da karşılaşıyorsun. Buna göre aynı sıcaklıkta kaba bir miktar klor gazı ekleniyor. Bak klor gazı ekleniyor. Klor gazı ekleniyorsa artık bu tepkime löşetere doğru dönüş yapmıştır. Yani artık bu tepkime ne tarafa doğru kayıyor ona bakman lazım. Ne ilave ettin? Klor ilave ettin. Klor, klor ilave ettiysen tepkime artık sola doğru kaydı. Tamam sola doğru kayıyor olması klorin derişimini kaymasından dolayı bir miktar azalttı. Ama klorin derişimi başlangıca ne, göre ne oldu? Bu bizim için önemli. O yüzden ben klorun başlangıçtaki derişimini arkadaşlar klorun başlangıçtaki derişimini şöyle hemen alarak bir konuşabiliriz. Şimdi şurayı bir sileyim. Klorun başlangıçtaki derişimi şudur arkadaşım. Yani sabit. Sen geldin klordan bir miktar ilave ettin. İlave ettiğin için klorun derişimi ne oldu? Arttı. Sonra tepkime sola doğru kaydı. Sola doğru kaydığı için klorun derişimi zamanla azaldı, azaldı, azaldı ve başlangıç derişiminin bir tık yukarısında kaldı. İlave ettiğin maddenin derişimi başlangıç derişimine göre bir tık fazla oldu. Bu bizim için önemli. Bununla ilgili kesin bir öncül vardır. Soruda ilave edilen madde ile alakalı öncül bulunmaktadır. Klor derişimi başlangıca göre azalır. Hayır başlangıca göre azalmaz. Ha mol sayısı azalır dese doğru olurdu. Ama derişim olmaz. Hocam suyun ki su gaz halde mi? Evet su gaz halde. O zaman derişim grafiği çizebiliriz. Ve zamanla sola kaydığı için suyun derişimi azalır. Böyle derdik. Denge girenler yönüne doğru kayar. Doğru. Hidroklorik asitin derişimi artar. Tepkime sola doğru kaydığı için girenlerdeki hidroklorik asitin derişimi artacaktır. Derişimler türünden KC değeri arkadaşlar sıcaklık sabit olduğu sürece değişmemesi lazım. Yani bu öncül bizim için yanlıştır. Bu durumda öncüllerimiz 1 ve 3 bize de doğru olabilenleri sorduğu için C şıkkını işarettir. Geldik yan taraftaki soruya. Bak kapalı bir sistemde sabit sıcaklıkta bu sabit sıcaklıkta kısmını özellikle belirtiyorum arkadaşlar. Sabit sıcaklıkta olduğuna göre benim KC değerim değişmez. Neyse dengede olan tepkimelerden hangisinde diğer değişkenler sabit tutulma koşulu ile kap hacmi artırılırsa dengeye bozulmaz. Bu tepkimeyi bilmen lazım. Bu tepkimeyi senin bir kere de olsa dinlemiş olman lazım ki ona göre yorum yapabilirsin. Şimdi biz molarite eşittir m bölü v formülüne göre kaba hacimle alakalı bir etki yapıyoruz. Bakıyorum kaba nasıl bir etki yapıyorum. Kap hacmi artırılırsa. Kabın hacmi artırılırsa sevgili arkadaşım molarite ne olur? Azalır. Şimdi molerite azalıyorsa tekrardan molaritenin artabilmesi için enin yani mol sayısının çok olduğu tarafa kayması lazım. Çok olduğu taraf. Ama en değerimiz yani gazlarımızın mol sayıları ürünlerde ve girenlerde aynıysa o durumda arkadaşlar tepkime herhangi bir tarafa doğru kaymaz. Yani öyle bir şık bulalım ki ürünlerdeki maddelerin gazları mol sayıları girenlerdeki maddelerin gazları mol sayıları aynı olsun. Ve ben gördüm B şıkkı. Görün 1, 1, 2 mol madde varken ürünlerde de 2 mol madde var. Yani mol sayıları aynı. Mol sayıları aynıysa o zaman ne? Bu tepkime hacim ve basınç değişiminden etkilenmez deriz. Devam ediyorum. Şimdi tepkime kapalı bir sistemde sabit sıcaklıkta dengede. Değil mi? Bu işlemler sabit kalma koşulu ile diğer değişkenler sabit kalma koşulu ile işlemleri Hangileri tek başına uygulanırsa denge ürünler yönüne ilerler. Şimdi tek tek konuşmamız lazım. Önce sıcaklıkla. Tepkimemizin delta H sıfırdan küçükse bu tepkime egzotermik bir tepkimedir. Yani çıkanları ne yazdın? Isı yazdın. Sen sıcaklığı düşürüyorsun. Sıcaklığı düşürdüğün zaman ortam soğuyor. Soğuyan ortamın tekrardan ısınabilmesi için ısıya ihtiyacımız var. Bu ısıyı da nasıl elde edebiliriz? Tepkimeyi ürünler yönüne doğru kaydırarak elde edebiliriz. Bu yüzden sıcaklığı düşürürsen tepkime sağa doğru çıkayarak ısıyı artırır. Kabın hacmini artırmak. Burada moleri teşhittir en bölü v formülünü yazmadan soruyu öncülü yapmak istemiyorum. Hacmi ne yapıyoruz? Artırıyoruz. Molarite ne olur? Azalır. O zaman molarite azaldıysa bunu tekrardan dengeleyebilmesi için mol sayısının çok olduğu tarafa kayması lazım. Bakıyorum girenlerde 1 mol gaz varken ki katı olduğu için karbon almıyorum. Ürünlerde 2 mol karbonmonoksit gazı var. Çok olduğu taraf neresi? Ürünler tarafı. O zaman bu tepkime ne tarafa doğru kayar? Ürünler yönüne doğru kayar. Bu önceliği de dikkatli. Ortamdan bir madde uzaklaştırılıyorsa tepkime uzaklaştırılan maddenin olduğu tarafa doğru kayar. E ben burada bir madde karbon dioksitten uzaklaştırmışım. O zaman tepkime karbondioksitin olduğu tarafa doğru kayması lazım. Yani sola doğru kayması lazım. Bu durumda ürünler yönüne doğru kaymadı. Ee, ürünlere kayan 1 ve 2 olduğu için cevabımız da ne olur? C şıkkı olur. Geldim yan taraftaki soruya sevgili arkadaşım. Bak hareketli bir piston var burada. Hareketli bir piston olduğunu görüyorsan o zaman şunu söylemen lazım. Hmm, burada iç basıncımız dış basıncımıza eşittir. Yani sabit basınçlı bir kap var. Belki işimize yaramayacak ama bunu bil yani. Tepkime de egzotermik bir tepkime. Buna göre aşağıdaki verilen etkilerden hangisi diğer değişkenler sabit kalma koşulu ile sisteme uygulandığında hem denge diyor ki ürünler yönüne ilerlesin hem de derişimler türünden Kc değeri artsın. Burada şunu hatırlaman lazım. Kc'yi etkileyen ne var? Kc'yi etkileyen sıcaklık var. Yani sen hacmi azaltsan, hacmi artırsan, madde ilave etsen, madde uzaklaştırsan, basınçla oynasan kesinlikle KÇ değişmez. Bu yüzden hacimle alakalı, madde ilavesiyle alakalı, basınçla alakalı olan öncülleri dilek elersin. Burada sıcaklıkla alakalı olması lazım. Tamam. Kesinlikle sıcaklık olacaksa tepkiminin de KÇ değerinin artabilmesi için KÇ eşittir ürünler bölü Girenler yazdığımıza göre KÇ değerinin artabilmesi için sevgili arkadaşım senin ürünlerinin artması girenlerinin ne olması lazım azalması gerekmekte. E, ürünlerin artabilmesi için bu tepkimenin ne tarafa doğru kayması lazım? Ürünlere yani sağ tarafa doğru kayması lazım. E sağa doğru kayarsa ortamda bir miktar ısı çıkar mı? Bu ısı da ortamı ısıtır mı? E, ne yapmasın da ortamı ısıtmaya çalışıyorsun? Sen ortamın ne yapmışsın? Sıcaklığını düşürmüşsün. Sıcaklığı azaltılırsa tepkime ne tarafa doğru? Ürünlere doğru kayacaktır. Bu yüzden D olur. Geldim. Şimdi sevgili arkadaşım, tepkimesi sabit sıcaklık dengedeyken sırayla T1 işlemi yapılmış, T2 işlemi yapılmış ve T3 anda tekrardan dengeye gelmiş. Ben şimdi T1 anına odaklanıyorum. Hepsinin derişimleri aniden düşmemiş mi? Bak, hepsinin derişimleri aniden düşmüş. Hepsinin derişimi aniden düşüyorsa iki etki yapabilirsin. Ya hacim ya basınç. Bak hepsinin molaritelerin aniden düşebilmesi için ne yapmamız lazım? Molaritenin düşmesi için hacmi artırmamız lazım. Hocam hacmi artırabildiğim gibi P çarpı V'den hacim artırılırsa basıncın azaltılması da aynı işlemi yapar. Yani buradaki yapılan işlemler ya hacim artışı olabilir ya da basınç azalması olabilir. Tamam mı? Ama şıklarda bize ne? Hacimle alakalı öncüler verdiği için hacim artırılmalarına tık attık. Şimdi geldim. Şimdi ikinci T2 anında ya şöyle bir artış var mı? Ben üçünde de hidroklorik asitte de, klorda da, hidrojende de ne bir artış görebiliyorum ne de bir azalış. Bak şu noktalara. O zaman buralardaki etki kesinlikle nedir? Sıcaklıktır. Madde ilavesi, hacim, basınç hiçbiri olamaz. O yüzden İlk gazını uzaklaştırmak, HCl gazını uzaklaştırmak gibi değerleri eledim. Geldim şimdi sıcaklık kısmına. Tepkimemiz eksotermik bir tepkime olduğu için çıkanlarda ne var? Isı var. Bir kere buna karar verdik. Sonra tepkimin nereye doğru kaydığına karar verelim sıcaklıktan dolayı. Şunları silelim. Tepkime ne tarafa doğru kaymış? Bunu anlayabilmemiz için de bir maddeyi kendime referans alıyorum. Hidroklorik asit referans aldım. Hidroklorik asitin derişimi zamanla azalmış. Bu demek oluyor ki tepkime sola doğru kaymış ki hidroklorik asitin derişimi azalmış. E, hidroklorik asitin derişimi azaldı. Tepkime sola kaydı. Yani biz ısıyı aldık sevgili arkadaşlar. Sola doğru kaydırdık. Şimdi ısıyı sola doğru kaydırdıysak sıcaklığı düşürmeye çalışıyorsun. Peki sen ne yapmışsındır? Sıcaklığı artırmışsın. Sıcaklığı artırdığın için E şıkkındaki gibi tepkime ısıyı almış, sola doğru kaymış, tekrardan dengeye gelmiş. Bu yüzden cevabın da E oldu. Yani egzotermik bir kimyasal de Sen sıcaklığı artırırsan tepkime girenler yönüne doğru kayar. Geldik şimdi diğer soruya sevgili arkadaşım. Şimdi bu tepkimede T sıcaklıkta dengedeymiş. Buna göre sıcaklık artırılırsa diyor. O zaman sıcaklığın artırıldığında var olan etkiye bakalım. Tepkime endotermik olduğu için girenlere bir miktar ne yazdık? Isı yazdık. Sen sıcaklığı ne yapıyorsun? Artırıyorsun. Sıcaklığı artırdın. Odanın sıcaklığı arttı. Odayı birazcık seni soğutman lazım. Soğutabilmen için bu ısıyı alırsın ve giren ürünlere doğru kayarsın. Ne yaptın? Amaç ne? Artırılan sıcaklığı tekrardan azaltmak için. Tamam. Tepkime ürünler yönüne doğru kaydı. Ürünlerle yine bozulur. Doğru. Tepkime sağ tarafa doğru kaydığı için ürünlerin derişimi arttığı, sevgili arkadaşım, girenlerin derişimi azaldığı, yani KÇ değerin artar. Bunda da doğru. Hiçbir madde yani diazot tetraoksit de ya da azot dioksit de aniden azalmaz, artmaz. Tepkime sağa doğru kaydığı için girenlerdeki maddelerin derişimleri zamanla azalırken ürünlerdeki maddelerin derişimleri zamanla artar. E, Diyazot, tetra, oksitin derişimi azalır diyor. Evet azaldı ürünler yönüne doğru kaydı. Sağa doğru kaydıkça sevgili arkadaşım gaz moly sayısında dikkat et artış oluyor. Gaz moly sayısında artış oluyorsa o zaman dersin ki sabit hacimli bir kapta ve sabit sıcaklıkta biz de üzerine sıcaklığı artırdığımız için bir daha. Hatta bunu pv iştiren RT üzerinden de düşünebilirsin. Buradaki r değeri ne? Sabit. Sen sıcaklığı artırdın tepkime sağa doğru kaydı mol sayısı arttı. Çünkü girenlerde 1 mol madde var, ürünlerde 2 mol madde var. Sabit hacimli bir kap demiş, hacim sabit. E, sağdaki 2 tane N ve T değerleri artıyorsa P değerinde kesinlikle ne olması lazım? Artması lazım. Toplam basınç azalır demiş, bu yüzden buraya yanlış dedik. Hem ileri hem geri hız artar. Bak bu öncül çok önemli. Bu öncül çok önemli. Neden çok önemli? Biz sıcaklığı artırdığımızda tepkime ürünler yönüne doğru kayınca geri yöndeki tepkimemiz durmuyor. Ürünlere doğru kayan tepkime hızımız artıyor. Ama sıcaklık artırıldığında her halükarda her kimyasal tepkimenin ileri ve geri tepkime hızları artar. Sıcaklık endoegzo olmaksızın ileri ve geri yöndeki okların tepkime hızlarını artırır. Sadece ileri yöndeki tepkime okumuzun hızı daha fazla artmakta. Bu yüzden bize yanlış sorduğu için cevabımız da bursa olur. Devam ediyorum sevgili arkadaşım. 1 litrelik bir kap var. Ben bu 1 litreyi alıyorum, sol üst köşeye yazıyorum. Bana maddelerin mol sayılarını vermiş ama bak mol sayılarını verirken demiş ki dengedeyken demiş. Yani dengede olduğunu bana söylemiş. Kaba bir miktar hidroflorik gazı ekliyorsun. Yeni kurulan dengede florun mol sayısı 1,5 oluyor. O zaman biz tepkimeyi yazacağız. Denge anındaki Kc değerini önce bulacağız. Sonra tepkimeyi tekrardan bir tarafa kaydırıp ikinci denge durumunda ilave edilen madde miktarını bulacağız. Bu klasik bir sorudur arkadaşlar. Benim çözüm yolum neyse bununla alakalı karşına gelen sorularda hep aynı çözüm yolunu uygularsın. Bize buradaki tepkimeyi denk vermişler. Denge anında maddelerin mol sayılarını vermiş. O bu arada hemen şurayı bir düzeltelim sevgili arkadaşlar. Yanlış olmuş bu kısım. Hemen toparladık. Hidrojen gazı, flor gazı çift taraflı da okumuzu çektik. Tamam şimdi oldu. 2 mol hidroflorik asit vermiş yazdık. 1 mol hidrojen vermiş. 1 mol de flor vermiş. Şu an tepkime dengede. O zaman dengedeyse ben bunun K, Ç değerini bulabilirim. Ürünlerde 2 iki var. 2'nin karesi. bölü girenlerde 1 çarpı 1 var. Eşittir. Buradan 4 geldi. Hocam bunlar mol. Biz peki molerite yazmadık ama kabımız 1 litre olduğu için molü molerite olarak yazabiliriz. Şimdi ne ilave etmişiz? İlave ettiğimiz maddeye bakıyorum. H ve ilave etmişiz. Yani ne kadar ilave edelim? X kadar ilave edelim. Tepkime sola doğru kayacak. Sola doğru kayınca maddelerden Birilerinden azalacak, birilerinden artacak. Tepkime sola doğru kaydı. Ama ben hiçbirine takılmadan denge anında florun mol sayısının 1,5 mol olduğunu buluyorum. Ki bana burada söylemiş buluyorum dediğim aldım yerine yazdım. Sonra bu 1,5'tan yola çıkarak yukarıdaki değerimi artı 0,5 yazdım. O zaman 1'e 1 olduğu için hidrojene de artı 0,5 yazdım. Geldim hidroflorik asitte de eksi 1 yazdım. Sonra denge anındaki değerlerimi tekrardan yazıyorum. 0.5 mol hidrojen, şurayı yazmak istiyorum. 1 artı x mol, sevgili arkadaşım. Şimdi bu 1 artı x var ya. 1 artı x'e gel, biz a diyelim. Çünkü işlemlerimiz kolaylar. Tekrardan Kc değerini yazıyorum. A'nın karesi, a'yı bulacağım sonra getireceğim oradan x'i belirleyeceğim. Payda'da ne var? Girenlerdeki 0.5 mol çarpı 1.5. Eşittir 4. KÇ değerinde 4 bulmuştuk. Tamam. 0.5 ile 4'ü çarptım 2. 1.5 ile 2'yi çarptım 3. A kare buradan 3 geldi. 2 mol, 1 mol, 1 mol tepkime dengede 1.5 mol sayısı 1.5 oluyor. 1.5 olduğuna göre 0.5 artıyor. 0.5 arttı. Bak burada bir hata yapmışım. Şuraya 1 yaz, 0.5 yazmışım ya sevgili arkadaşım. E, 1 ile 0.5'i topla. 0.5 olmaz ki. 1.5 olur. O yüzden ben buraya tekrardan ne yaptım? Bir buçuk yaptım. O zaman buraya da geldim bir buçuk yazdım. Şimdi işlemi tekrarlıyorum. Neden ben burada ufak bir yerde bir hata yaptığımı düşündüm? A kare eşittir dediğimde karekök dışına çıkmıyordu. O yüzden tekrardan şöyle bir döndüm topladım, baktım şuradaki bir ufacık bir hata varmış. A kare eşittir. Bir buçukla 4'ü çarptım 6. 6 ile bir buçuk çarptım 9. Şimdi buradaki sen 1.5 ile 1.5'ü çarpıp 4 ile çarpmaya kalkarken zorlanırsın. Ama 4'ün 1.5 katı 6'dır. 6'nın da 1.5 katı 9'dur. Buradan a değerinde kaç gelir sevgili arkadaşım? 3. E senin 1 artı x değerin a'ya yani 3'e karşılık geliyorsa x buradan kaça karşılık gelir? 2. Yani cevabında ne olur? C şıkkı olur diyorum. Şimdi geldik arkadaşlar yan taraftaki soruya. Yan taraftaki soru bizim için güzel bir soru. Niçin güzel bir soru? Burada kç'yi yazmak istiyorum öncelikle. Kç'yi hemen şöyle alt kısma yazalım. KÇ'yi yazarken ürünler bölü girenler yazıyorduk. Ürünlerde kim var? Kükürt trioksit var yazdığım. Peki başka bir şey var mı? Yok. Girenlerde var mı? Yok. O zaman nedir sevgili arkadaşım? Bizim bu tepkimemizdeki Kaçı'yımız kesinlikle sadece tek bir madde eşit. Peki sabit sıcaklık demiş mi? Demiş. O zaman senin Kaçı derin kesinlikle değişmez. Kaçı derin değişmiyorsa kükürt trioksitin derişiminin de değişmemesi lazım. Ya kükürt trioksit derişimi değişirse kaç değişmiş olmuş? Böyle bir şey olamaz zaten. Sen kükürt trioksit gazından ilave ettiysen kükürt trioksit gazının derişimi önce artmıştır. Yazayım şöyle kükürt trioksit derişimi artmıştır. Sonra bunu ilave ettiğin için tepkime ne tarafa doğru? Girenler yönüne doğru kaymıştır. Kükürt dioksitin derişimi zamanla azalır. Kükürt trioksit söylerken bir tık zorlanıyorum. Zamanla azalır ve tam çizginin üzerine gelir sevgili arkadaşlar. Niye tam çizginin üzerine geldi? Çünkü çünkü senin KÇ'nü etkileyen sadece bu var. Başka hiçbir şey yok. Tamam O yüzden KÇ'de e, kükürt trioksit derişiminin değişmemesi lazım ama C şıkkına bakıyorum, artar demiş. Yanlış. Burada sanki KÇ'yi etkileyen birden fazla madde olduğunda söylememiz gereken şeye düşmemizi beklemişler. Lütfen oraya düşme diyorum. Ve cevabımız da C şıkkı olur. Sevgili arkadaşlar, burada şekildeki ideal pistonlu kapta Tepkimesi dengededir. Aynı sıcaklıkta piston aşağı doğru itiliyor. Piston aşağı doğru itiliyor o zaman A noktasına getiriliyorsa hacim azaltılıyor. Şimdi hacim azalmasına odaklanıyorum. Molarite eşittir n bölü V'ye göre. Sen bir kimyasal tepkimenin hacmini azaltıyorsan molaritesi artıyordur. O kaptaki bütün maddelerin molariteleri artar. Ama sonra mol sayısı az olduğu tarafa kayar. Ve mol sayısı az olduğu taraf ürünler tarafı olduğu için tepkime ürünler yönüne doğru kayar. Demge ürünler yönüne doğru ilerledi doğru. KÇ değeri hiçbir şekilde değişmez. Sabit sıcaklık olduğu için burada hacim azaltılıyorsa bütün maddelerin moleriteleri artar. Bunu şu şekilde düşün. Tepkimeye sen madde ilave ettiğinde girenlerdeki co 2nin derişimi artar. Bunu ilave ettiysen derişim artar. Ama hacim yaptıysan hepsinin derişimi önce arttı. Sonra tepkime kırmızı okla yazdığım gibi sağa doğru kaydı. Ama yine başlangıç derişiminin daha yukarısında kaldı. Yani ikinci öncülü de ederim. Bu yüzden sadece yalnız bir A şıkkını işaretlerim. Geldim 5 numaralı soruya sevgili arkadaşlar. Bu dersimizin son sorusu bu olsun arkadaşlar. Çok fazla uzatmayalım. Bir sonraki dersimizde soru çözümüne yine devam ederiz. Bakıyorum bir tane artışla karşılaşıyorum. Bir tane artışla karşılaşıyorsam bundan ne yapılmıştır sevgili arkadaşım? İlave edilmiştir. Tamam. Hangisi yanlıştır? Denge ilave edilenin ters tarafına kayar. Denge girenlerdeki azot monoksitten ilave edildiği için sağ tarafa doğru ilerlemiştir. Doğru. KC deri sıcaklık sabit olduğu için değişmez. Doğru. Derişimi artmıştır diyor. Şimdi tepkime sağa doğru kaydı. O zaman sağdaki ürünlerin derişimi ne olmuştur? Artmıştır. Azot monoksite odaklan. Azot monoksitin derişimi başlangıç derişimine göre ne olmuştur? Bir tık yukarıda kalmış. Bunu bir daha çizmiyorum. Grafiğe bakarak söylüyorum. Tamam mı? O yüzden azalmıştır dediği için yanlış. Ha oksijenin derişimi azalmıştır. Ona itirazım yok. Ama azot monoksitin derişimi artmıştır. Kaba bir miktar azot monoksit gazı ilave edilmiştir. Bunu zaten ilk başta söylemiştik. Bu yüzden cevabımız değişik oldu diyorum. Ve bu dersimiz arkadaşlar 8. dersimizdeki denge ile alakalı soru çözümlerini tamamladım. Bir kez daha soru çözümü yapacağım. Tamamen net bir şekilde öğrenmek için bu soru çözümlerini takip etmenizi tavsiye ederim. Benim amacım size bunları öğretmek. Belki e, vakitsel anlamda sıkıntı yaşıyorsun. İnşallah sadece 1-2 üniten kalmıştır. Oraları telafi ediyorsundur diye düşünüyorum. E, Tabii 11. sınıfta say 11. sınıf öğrencisiysen vaktin bol. Vaktin bol olduğu için yani kasma buraları ince ince ayrıntılı bir şekilde öğren ki 12. sınıfa geldiğinde çok daha rahat hareket edebilesin. Buralarda zaman kazanabilirsin diyorum. Ha 12. sınıf ve son zamanlarda sıkıştıysan, artık yumurta kapıya dayandıysa, bir şeyleri tamamlamaya çalışıyorsan, belki videoların süresi senin için bir tık uzun olabilir ama emin ol, yani hmm. burada 8-10 tane videoyu tam olarak çalıştığında e, buradan gelecek olan soruyu yani dikkatli dinlediysen kaçırmazsın diye düşünüyorum. Neyse, bir sonraki dersimizde yine soru çözümü yapacağım çünkü o soru çözümleri de bizim için önemli. Sonra tekrardan konumuza devam edeceğiz. Sonrasında en fazla 2 ya da 3 videoyla ünitemizi tamamen bitirmiş olacağız diyorum arkadaşlar. Kendine iyi bak. Bir sonraki derste görüşmek dileğiyle.